arkadaşlar, iyi günler. Bugün static keyword kullanımı ve constructor, ikisini birleştirerek bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Static keyword'ünün amacı şuydu: static keyword'üne sahip class üyeleri, yani variable'lar ve metotlar, başka class'lardan da kullanılabilir, rahatlıkla ulaşılabilir arkadaşlar class ismiyle. Ve objeden bağımsızdır. Önemli olan şey oydu. Yani statik olarak tanımlanmış bir variable objeyle ilgili değil, class'la ilgilidir. Dolayısıyla da siz class içerisinden herhangi bir obje üzerinden ya da objeye bağlı olmaksızın statik class üyelerini değiştirdiğinizde, mesela buna yeni bir değer atadığınızda arkadaşlar, artık bunun değeri kalıcı olarak değişecektir. Bunu hatırlarsınız belki derslerde verdiğimiz örneklerle arkadaşlar. Static keyword'üne sahip olan variable'lar gökteki aya benzer. Herkes için aynıdır, değişmez. Yani benim için de ay aynıdır, senin için de aynıdır. Dolayısıyla static keyword'üne sahip bir variable değişirse tüm objeler için değişecektir arkadaşlar. Şimdi sorumuzu inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi iki tane class var arkadaşlar. Bir tanesi cons class'ı, bir diğeri ise cons length class'ı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İki tane farklı class var. Bunu biz normalde derslerde çok kullanmıyoruz, bu yapıyı arkadaşlar. Yani bir IntelliJ sayfası içerisinde iki class oluşturmuyoruz. Ama böyle bir şey mümkün. Sadece dikkat etmeniz gereken bir tanesinin public olma şartı var. Yani diğerini de public yaptığımda göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bakayım. İtiraz edecektir. Çünkü bir hani IntelliJ sayfası içerisinde diyeyim, iki tane public class olmaz. Bir tanesi ama public olduğunda projede de şöyle görünecektir. Göstereyim arkadaşlar. Bir bakın cons class'ı var. Cons class'ının içerisinde iki tane class yapısını gösteriyor. Cons public olarak olduğu için bunu gösteriyor, onun adını. Diğeri de cons length class'ı. Eğer bunu public değil, bunu public yapsaydık, şu yukarıdaki isim aşağıdaki class'ın ismiyle aynı olacaktı. Ama bizim konumuz o değil. Şimdi bizim konumuz şu: cons class'ında statik bir variable var, length variable'ı var. Ve cons length class'ında da iki tane obje oluşturulmuş. Ve bu objelerle ilgili length değerleri ataması yapılmış ve sonra da yazdırılmış. Arkadaşlar, normalde bildiğiniz gibi biz statik bir variable'a başka class'tan ulaşmak istediğimizde obje üzerinden ulaşmayız. Bakın burada cons1.length ve cons2.length sarıya boyanmış. Aynı şekilde burada da bakın arkadaşlar, cons1.length sarıya boyanmış. Çünkü yaklaştığınız zaman diyecektir ki statik bir variable olan length variable'ına instance referansıyla, yani obje üzerinde ulaşmana gerek yok. Normalde biz bunu arkadaşlar şöyle ulaşırız. Class ismini yazarız. Cons nokta length deriz. Cons nokta length dediğimiz zaman, mesela buna 6 değerini atadığınızda arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarıya boyamadan bu değerlendirmeyi yapacaktır. Ama obje üzerinden de ulaşılabilir mi? Teknik olarak bakın gördüğünüz gibi ulaşılıyor. Sadece şunu göstereceğim yine. Cons 1 nokta, bakın bastığımda length gelmiyor arkadaşlar. Bakın L'ye basıyorum, length yok. E'ye basıyorum, length yok. Length'i yazdıktan sonra arkadaşlar ve bir değer atarsanız buna itiraz etmiyor. Ama normalde arkadaşlar, tekrar ediyorum, statik olan bir class üyesine
obje üzerinden ulaşılmasını Java anlamlandıramıyor. Onun için de cons1 yani obje üzerinden length'e ulaşmaya çalıştığınızda bunu göstermiyor. Ama neticede atama yapmanıza da izin veriyor. Dolayısıyla şu ana kadar bir problem yok. Sadece bilmemiz gereken şey şuydu arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Kalemimizi alalım. Şimdi class'ımıza geliyoruz. Arkadaşlar variable'larımızı, statik variable'larımızı öncelikle oluşturmamız gerekiyor. Şimdi burada bileceğimiz şey şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir main metot var. Eğer main metodun içinde klasik anlamda düşündüğünüz zaman main metotla başlarız dediğinizde birinci satır olarak main metot çalışır. İkinci satır olarak da bu çalışır dediğinizde henüz cons1 objesini oluşturmadık bakın arkadaşlar. Birinci satır bu. İkinci satır bu olursa objelerimizi henüz oluşturmadık. Bunun yerine arkadaşlar demek ki eğer class'ımızda statik değerler varsa Java'nın mantığı birazcık değişiyor arkadaşlar. Java'nın mantığı şu oluyor. Önce statik değerleri, statik işlemleri yapıyor arkadaşlar. En önce bunları yapıyor. Dolayısıyla biz main metot olsa bile arkadaşlar başlangıçta statik variable'larımız ya da statik kodlarımız varsa bakın bunlar kod, variable diyemem. Bu kodlarımız varsa Java arkadaşlar önce main metoda gitmez. Önce arkadaşlar statik işlemleri yapacaktır. Statik kodları çalıştıracaktır. Yani ilk önce bir cons1 isminde bir statik bir obje oluşturacak. Şimdi demiştik ki arkadaşlar bakın bir obje oluşturursanız cons klasından Java gidip bir tane cons klasından obje oluşturur. Bunun adı cons1. Ondan sonra cons1 üzerinde instance bir variable var mı arkadaşlar? Bakalım cons1'de, class'ta instance bir variable yok. Statik bir variable var. Statik bir variable varsa bunu objeye işlemeyiz. Bunun yerine class'a işleriz. Bakın bu class'ımız cons class'ı. Objemiz de class'a bağlı. Ve class'ın bir tane statik variable'ı var. O da ismi length. Değeri de sıfır şu an için. İkinci satır olarak burası çalışacak arkadaşlar. İkinci satır olarak burası çalışacak. Bu da arkadaşlar ne yapacak? Yeni bir obje oluşturacak. Cons 2 objesi oluşturacak. Cons 2 objesi oluşturacak. Cons 2 objesi üzerinde instance bir variable var mı? Yok. Static variable var. O da class'a bağlı. Dolayısıyla şu an için objelerimizin durumu bu. Bakın üçüncü olarak arkadaşlar bir tane daha statik yapı var. Buna static block diyoruz arkadaşlar. Ve static block da yine main metottan önce çalışır. Dolayısıyla da önce bu işlemde üçüncü satır olarak da bu yapılır. Yani ne yapacak arkadaşlar? System out println, print, özür dilerim, println değil, print. Cons1 üzerinden length. Bakın cons1 length sarıya boyansa da önemli değil. Cons1'e gidiyoruz. Bu objede length yok. Ama objenin bağlı olduğu class'ta statik bir length var ve değeri sıfır. Dolayısıyla bu satır arkadaşlar dördüncü olarak çalışır ve ekranda sıfır yazdırır. Beşinci olarak buraya geldiğimizde artık statik yapılar bitti, statik kodlarımız bitti. Artık main metoda geçiş yapabiliriz. Altıncı olarak main metot çalışır. Main metot çalıştığında arkadaşlar cons1.length yani
bizim cons1 objesinin length'i 2 değeri atamış. Gidiyoruz, cons1 objesinde length diye bir variable yok. Ama cons1 objesinin bağlı olduğu class'ta var. Değeri şu anda 0 ama biz bunu 2 olarak değiştiriyoruz. Sonra 7. satır burası çalıştı. 8. satır olarak bu çalışır. cons2.length çalışır. cons2'ye gidiyorum. Length var mı arkadaşlar? Yok. Ama cons2'nin bağlı olduğu class'ta bir length var. Bunun şu andaki değeri 2 ama 8 atamam isteniyor. Dolayısıyla bunu 8 atıyorum arkadaşlar. 9. satır olarak bu çalıştığında cons1'in length'ini istiyor. cons1'e yine gittim, length yok. Bağlı olduğu class'a gittim, length var ve değeri de kaç? 8. Dolayısıyla arkadaşlar biraz önce cons1 üzerinden length 2 yaptık ama length değerimiz statik olduğu için arkadaşlar objelerden bağımsızdır. Yani siz burada 2 değerini atamış olabilirsiniz ama daha sonra aynı length variable'ına 8 değeri atandığı için Java son değeri aklında tutacaktır. Dolayısıyla da ekranda 0,8 görülecektir. Şimdi bunları temizleyelim. Bakın şıklarda 0,8 var. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 0,8'i gördük. Demek ki bu sorudan aklımızda kalacak şey, hani yenilik olarak gördüğünüz arkadaşlar, bir, statik variable'lar gökteki ay gibidir. Objeler üzerinden değil, class üzerinden normalde ulaşılır. Ama objeler üzerinden bile ulaşırsak, kalıcı olarak değişir ve bütün objeler için değişir. İki, bir class'ın içerisinde statik olarak tanımlanmış kodlar varsa, arkadaşlar, bugüne kadar düşündüğünüz önce main metot çalışır mottomuz bir yana bırakıyoruz. Artık önce statik kodlarımız çalışır. Sonra arkadaşlar main metot çalışır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.